Merhaba mod severler. Yeni oyun videosuyla karşınızdayım. Rust oynuyoruz beraber. Bu seri olarak gelmeyecek. Sadece ev yapımını nasıl yapacağımı göstereceğim. Rust oynayan birçoğunda muzdarip olduğu konulardan birisi ev yapımını bilmemek. Ki zaten ben de bayağı zorlanmıştım ilk oyuna başladığımda. Eskiye nazaran, Alpa'daki sürümüne nazaran bayağı bir değişik yapıldığından oyuncuların birçoğu ev yapımını bilmiyor. Kısaca bahsedelim arkadaşlar. Oyuna ilk girdiğinizde elinizde bir kayayla başlıyorsunuz. Şu an elimde gördüğünüz kayayla. Mümkün olabildiğince materyal toplayın. Odun, taş, metal ore, sülfür vesaire vesaire. Ev yapımında hızlıca ev yapımı yapmak istiyorsanız, bir geceyi bir barakada geçirmek istiyorsanız mümkün olduğunca odun toplayın. Odunlar ağaçlardan çıkıyor arkadaşlar. Her vurduğunuzda size 10 odun veriyor şu an elimde tuttuğum kaya. Odun yaptıktan sonra hemen ardından 100 odun karşılığında bir çeçiç yapın arkadaşlar. Çeçiç de 100 odun istiyor. Şu an elimde mevcut, o yüzden yapmayacağım. Çeçişte arkadaşlar kaya, oyunda belli noktalarda kayalar oluyor. Her kayadan item alamıyorsunuz, bunu unutmayın. Şu an karşımda gördüğüm kayadan item alamıyorsunuz. İtem alabileceğiniz kayalar, or alabileceğiniz kayalar, renkli parlak kayalar. Gümüş rengindekiler metal oru daha fazla veriyor. Heh, buldum. Şu görünen kayalar arkadaşlar size or sağlıyor. Or ne demek? Maden anlamına geliyor. Şu an gördüğünüz gümüş rengindeki metal ore size daha çok metal sağlayacaktır. Ama içinde kaya, sülfür vesaire de mevcuttur. Arkadaşlar çeçiç eskiden bir vurduğunuzda 4 veya 5 vesaire ore veriyordu. Ama artık öyle değil. Güncelleme yapmışlar ve bayağı da kötü olmuş açıkçası. O yüzden kaya topladıktan sonra, yani taş topladıktan sonra 200 taşla balta icat ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Şu an elimde gördüğünüz balta. Ve bu orlardan daha fazla düşmeni sağlıyor. Gördüğünüz üzere hemen seri bir şekilde parçalıyor orları. Bunları topladıktan sonra arkadaşlar hemen taş balta yapmanızı öneririm. Çünkü taş balta çok lazım olacak bir materyal. Her şeyi yaptınız, itemlerinizi buldunuz, topladınız, ağaç kestiniz, odun kastınız, taş topladınız, metal ore topladınız vesaire vesaire. Bir de eğer evinizi sadece hayatta kalmak için yapacaksınız, kesinlikle ve kesinlikle üzerinde item varsa evinizi 6. seviyeye kadar yükseltmenizi tavsiye ediyorum. 6. seviyeye yükseltmek için de epey yeterince metal ore toplamanız gerekiyor ve hayvan bulmanız gerekiyor. Hayvanı ne için bulacağız arkadaşlar? Hayvan da fırın yapmamız lazım olacak. Düşük kaliteli yakıtı bize elde edecek şey var. Yani yağ. Onu da göstereyim hemen. Düşük kaliteli yağ, yakıt, bir kumaş ve bir animal fat, yani hayvan yağı istiyor arkadaşlar. Tamam. Onları topladık vesaire vesaire. Evimizi nasıl yapacağız? Hemen kısaca bahsediyorum arkadaşlar. Evimizi yapmak için öncelikle kağıt yapmamız gerekiyor. Kağıt 100 odundan yapılıyor ve elimizde 13.000 küsur odun var. Hemen kağıdımızı yapıyoruz. Ardından da inşa planı. Biz bir mimarız ve elimizde bir plan olması gerekiyor. Ev yapabilmemiz için plansız ev asla olmaz. Onun için de öncelikle kağıdı icat etmemiz gerekiyor. Kağıt yapıla dursun. Biz de çevreye bir göz atalım. Şu an kar biyomundayız. Kar biyomu oldukça fakir bir biyomdur arkadaşlar. Hayvan sıkıntısı yaşayabileceğiniz alanlardan birisi kar biyomudur. Kesinlikle evi buralara yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ama ben buraya yapacağım. Çünkü kar biyomu genelde tercih edilmeyen bir biyomdur. Burada fazla oyuncu olmayacağı için ölmemek için bu alana ev yapacağım. Neyse, kağıdımız oldu. Hemen inşa planımızı yapıyoruz.
Sol tıkla inşa planımızı icat ediyoruz. Epeydir video çekmiyordum. Keyiflendim açıkçası arkadaşlar. Rust şu an experimental sürümünde, inşallah tam sürüme geçtiğinde daha keyifli bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Fiyatına gelince 19.99 dolardı Steam üzerinde. Şu an Türk parasına geçiş olduğu için 32 TL diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam satın alabilirsiniz Steam üzerinden. İnşa planımızı yaptık. Evet. Her şey güzel. İnşa planımızı altta gördüğünüz ilk 6 sıralamadan birine koyuyorsunuz. Koyduk. Ben 6'ya koydum. 6'ya basıp elime alıyorum. Bu gördüğünüz arkadaşlar temeldir. Temel ev yapımında en önemli etkenlerden birisi, malzemelerden birisidir. Temeli yaptık. Ben şöyle bir alan yapacağım. Ne kadarlık bir alan yapacağınızı siz karar vereceksiniz. Ben küçük bir alan olmasını istiyorum. 2'ye 2 bir alan yapıyorum. Bunları yaptım. Ne yapacağım şimdi? Çeçici elime alıyorum. Temelime vurmaya başlıyorum. Temel yavaş yavaş loading yüklenme menüsüne geçiyor ve temel tamamlanıyor. Sol köşede gördüğünüz gibi debug building block. Level build. Bu en kötü leveldir arkadaşlar. Evinizin yıkılmasına neden olabilir. Diğer oyuncular tarafından 47 saniyede paramparça edilebiliyor arkadaşlar. Level build. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Her level atlattığınızın eviniz kırılma için zorlaşacaktır arkadaşlar. 6. level en zor kırılan levellerden birisidir. Şimdi temelimi oluşturdum, ne yapacağım? Tekrar arkadaşlar planımızı elimize alıyoruz. Planı elimize aldıktan sonra mouse'umuzun sağ tık tuşuyla plan menüleri aktif hale geliyor. Oo, güzeltmişler burayı, güzel olmuş. Eskiden tam çıkmıyordu arkadaşlar. Bazı oyuncular bundan muzdaripti. Pencere yapacağım. Pencere nasıl yapılır? Çözünürlükten dolayı pencere planı çıkmıyordu. Altlarda kalıyordu, görünmüyordu. Bunu düzeltmişler ve güzel olmuş. Şimdi planımı, temel planımı yaptım. Yani foundation temel oluyor. Ben şimdi duvar planı yapacağım. Duvar planına tıklıyorum ve elime duvar planımı aldım. Sağ tıkla planımı aktif menüleri açıyorum. Sol tıkla koyuyorum arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Duvarımı koydum. Buraya da bir duvar koyuyorum. Buraya da bir duvar koyacağım. Arkadaşlar beyazsa koyulabilir, kırmızıysa koyulamaz arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şu an kırmızı ve beyaz. Evet. Bunları koydum. Manzaraya karşı şöyle. Evet. Pencere planım. Tekrar sağ tuşla menümü açtım. Pencere planı diyorum. Pencere planımı da açtıktan sonra tıklıyorum. Sol tıkla. Sol tıkla. Her şey tamam. Şimdi buraya da bir kapı planı koyuyorum. Burada da kapım olsun. Tek kapı yeterli. Buraya da duvar planı koyuyorum. Evet. Tekrar çeçiş. Arkadaşlar çeçiş evleri inşa etmek için en önemli aletlerden biridir. Çeçiciniz yoksa ev yapamazsınız. Evet. Her şeyimi yaptım. Şimdi başlıyorum yükseltmeye. Evet. Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz üzere 10 odun harcadı bir duvar. Her duvar 10 odun harcarsa ona göre elinizde mevcut bulundurmaya çalışın. Pardon, 9 duvar 9 odun harcıyor. Ona göre evinizi inşa etmek için elinizde yeterli malzeme bulundurmaya çalışın derim. Şimdi arkadaşlar ben basit olarak bir tahta ev yapacağım. Tahta evin kırılması çok basittir. Tamamen kırılması 47 saniye sürüyor. Şu şekilde, yani bunu kırıp şu şekilde gelmesi de 10 saniyeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 27 saniye de olabilir. Tam emin değilim ama şunun kırılıp bu hale gelmesi 27 saniye diye hatırlıyorum. Emin değilim. Yani eviniz olabildiğince level yükseltmeye çalışın. Bu sizin için hayırlı olacaktır. Her şeyimi yaptım. Üstü açık kaldı. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar bu oyunda çatı planımız yok. Onun yerine zemin planını tercih ediyoruz. Altı açıp sağ tıkla zemin planımızı buluyoruz.
Zemin planı çatı inşaatında da kullanılıyor. Bu şekilde zemin planımız çatımız oluyor. Evet. Hemen zeminimizi de yapalım. Bir önemli nokta ise arkadaşlar. Bir önemli nokta ise arkadaşlar temelinizi kesinlikle bir de bırakmayın. Evinizin altından girebiliyorlar. Yüksek yerlerde kaldığı zaman evinizin altına girebiliyorlar. Ama şu şekilde kaldığı zaman giremiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Geçenlerde keşfettim. Bunu kırıp sizi öldürebiliyorlar. Ya yani uzaktan silahla ateş edip öldürüyorlar. İtemlerinizi çalabiliyorlar bu arada. Her şeyi yaptı. Burayı niye boş bıraktık? Diyecek olursanız arkadaşlar. Altı. Tekrar sağ tuş merdiven planımız var. Merdiven planıyla da üst kata çıkmak için arkadaşlar şu şekilde merdivenimizi koyduk. Tam oturmadı arkadaşlar. Oturmadı. Beğenmediğiniz takdirde elinize taş baltayı alıyorsunuz. Bir vuruşla planı parçalıyorsunuz. Bir önemli nokta ise arkadaşlar kesinlikle tamamen böyle yapmadan önce bir kontrol edin. Çünkü bunların kırılması uzun zaman alıyor. Gördüğünüz üzere 47 saniye tamamen parçalanması. Ki eğer birinci leverden ise. Ben merdiveni beğenmedim. Tekrar koyacağım. Evet, buraya koyacağım bu sefer. Tekrar olmadı. Tekrar kıracağım. Koydum. Yine olmadı. Neyse bu sefer şöyle mesela koyacağım. Bu sefer de şeyde kaldı. Neyse böyle koyalım bu sefer. Neyse ya fazla uzatmayacağım. Aynı şekilde çeşitli işte, vura vura aktif hale getiriyorum. Merdivenimiz olmuş oldu. Tam oturdu aslında değil mi? Evet. İkinci kata çıktık. Ne yapacağım ben ikinci katta? Ne yapacağını size kalmış ikinci katta. İsterseniz Fruit Tree Angle'le şöyle bir balkon çıkışı yapabilirsiniz. Bu balkon çıkışı oluyor. Hemen bunun etrafına duvar örerek veya korkuluğumuz var arkadaşlar. Korkulukla bu şekilde plan yapabilirsiniz. Buraya neden koymuyor? Neyse. Buralara duvar örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Dilerseniz pencerede koyabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Tam oturmadığı zaman sıkıntı yaratabilir. Şöyle beyaz oldu. Hemen koyayım. Yapmayın arkadaşlar. Bitiştirin yani. İçerisi görünmesin. Çünkü içerisi göründüğü takdirde sizi öldürmeleri daha rahat oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Buraya bunu koyduk ama ben buraya bir de kapı yapmak istiyorum. Kapımı da koyuyorum. Evet. Buraya da bir duvar örüyorum. Evet, bu şekilde evimi yapmış oluyorum. Kaç kat çıkacağını tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben şimdi abartmayacağım. Pardon. İki katla yetineceğim ki siz ev yapımını öğrenmiş olun diye çekiyorum bu videoyu. Evinizi kesinlikle açık bırakmayın veya açık bırakın sorun değil ama evinize sandık koyacağınız zaman tamamen 6. levele kadar geçirmiş olun evinizi. Çatı ve zemin dahil arkadaşlar. Ben 2. katı yaptım. Üst katı şu an açık. Böyle bırakmayın çünkü zıplaması zor. Üstüne çıkması zor ama dışarıdan merdiven koyup çıkabilirler. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Tekrar zemin planıyla da üst katımızı örtüyoruz arkadaşlar. İki kat yapacağım. Fazla abartmayacağım. Bir diğer nokta ise şimdi birazdan ona da değineceğim. Çatımı öreyim. Eviniz 2'ye 2 değil de 6'ya 6.
4'e 4 vesaire gibi bir alan olursa zemini bazen koyamayabiliyorsunuz. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Altında temel olması gerekiyor. Temel dediğim ya duvar olacak ya kapı olacak. Bunlardan birisi yoksa çatıyı koyamıyorsunuz. Hep kırmızı kırmızı değil de şöyle planı elinize aldığınız zaman atıyorum şöyle geliyor. Yani üste bakıyorsunuz ama koyamıyorsunuz. Yani şu an beyaz ya. Altı boşsa ya 6'ya 6 bir alan yaptıysanız veya 3'e 3'e bir alan yaptıysanız koyamıyorsunuz. Ondan dolayı kesinlikle altına duvar koymanızı tavsiye ederim. Yani buraya üst kata koyamadınız diyelim. Yani şuraya koyamadınız. Bir türlü koyamadınız. Hemen buraya bir duvar çekin. Şuraya. Bu şekilde duvar çekin. Üstüne o zaman zemin koyabilirsiniz. Ama duvarı çektikten sonra çeşise vurmadan üst katı da koyamıyorsunuz. Bunu unutmayın. Evimi yaptım. Güzel, hoş oldum. Kapısı açık kaldı dediğiniz takdirde tekrar altıyla elime plan menüsünü açıyorum. Sağ tıkla plan menüsünü unutanlar için tekrar ediyorum. Buradan kapı planı diyor. Biz kapı şu an karşımızda gördüğünüz kapı planı. Ama biz ahşap kapı yapacağız. Ahşap kapı planıyla arkadaşlar size tavsiyem kapınızı her zaman içeri aç bir şekilde yapın ki gelenler sizi görmesin. Yani siz evdeyken birisi kapıyı açtığı zaman pusuya yatabilirsiniz. Yani şu şekilde içeri açılıyor ya birinin geldiğini anlayabilirsiniz. Kapıyı açmak için E tuşunu kullanıyorsunuz. Kapatmak için E tuşunu kullanıyorsunuz. Ben evimi fevkalade yaptım. 6. level'a çıkardım diyorsanız bir unutmamanız gereken de kapı kilididir arkadaşlar. Kapı kilidinde buradan gene ev menüsüne yapıyoruz. Kilitten 10 metal fragman. İşte bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Hayvanınız yoksa kilit yapmanız mümkün değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Metal fragman dedi arkadaşlar. Metal ore topluyorduk ya. Tam olarak şu metal ore'dan elde ediliyor. Bunu nasıl elde edeceğiz? Öncelikle Flowers menüsünden, pardon, Umbrella şemsiye menüsünden fırını yapmanız gerekiyor. Fırın için 10 düşük kaliteli yakıtımız lazım. 10 düşük kaliteli yakıt dediği de Flowers menüsünden buradan mevcut yapılıyor. Onun için 2 çarpı Animal Fat gerekiyor. Yani 2 adet Animal Fat yani öldürdüğünüz hayvanların yağı ve öldürdüğünüz hayvanlardan düşen kumaşlar. Bunlar yoksa fırın yapamıyorsunuz. Yani metal olacağı yapamıyorsunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Burası bu arada böyle açık kaldı. Hemen oraya bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Korkuluk. Yapıyorum. Korkuluğu yaptınız. Ama sanmayın ki bu eve giremezler. Bunun üstünü kesinlikle kapatın. Veya buraya bir tane kapı yapın. Açılamaz mı kapı? Çünkü buraya bir merdiven koyup buraya eve girmeleri mümkün arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Neyse ev yapımı basitçe bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Ev yapımına öğrendiyseniz takdire şayan bir video olduysanız lütfen likelamayı unutmayın. Arkadaşlarınıza sayfamı tavsiye etmeyi unutmayın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.